Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu çokgenler, dörtgenler ve özellikleri olacak. Konu anlatımını çözeceğim. Testimizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri, TYT, matematik, çokgenler, dörtgenler ve özellikleri 4. testi olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz bildiğiniz üzere yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 10. sınıf matematik kitabının da bir parçasıdır. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum sevgili arkadaşlar. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. 10. sınıfla ilgili daha çok soru isteyen arkadaşlarım kazanım karma çalışma defteri vesairelere bakabilir. Hem matematik hem fizik ayrı ayrı oynatma listeleri kanalında mevcuttur. TYT için gelen arkadaşlarım hem bunlara hem 9. sınıflara da bakabilir arkadaşlar. AYT için burada gördüğün tüm testler. TYT için ayrıca burada gördüğün tüm testler, AYT için de burada gördüğün tüm testler arkadaşlar ayrı ayrı oynatma listeleri kanalında mevcuttur. Tarafından sizlere şiddetle tavsiye olunur. Videonun açıklamalar kısmına büyük bir bölümünü koyuyorum arkadaşlar oynatma listelerinin linklerini. Bunları çözmeni söylediğim üzere sizin lehinizedir. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. A, B, C, D, F düzgün altıgen. Hiç affetmeyiz. Düzgün altıgen mi? O zaman burasını 120 derece yazarız. Dördüncü testi çözüyoruz. İlk 3 testte çok çok ayrıntı yaptık zaten. Buraya 120 dereceyi işaretlerim. A, S, A, L, B, M, B, N, D, T, T, D, S, E, R, E, P. Yani altıgenin şeylerini göstermiş değil mi sevgili arkadaşlar? Ha pardon, şuralar minnak, bak şurada minnak minnak yerler var ya, uzunluklar. Ha, bu uzunlukların birbirine eşit olduğunu söylemiş. Kabul ettik. 4 tane AL AB eder demiş. Sevgili arkadaşlar, geometride ne yapıyoruz? Her verileni mutlaka ve mutlaka yerine koyuyoruz. Şimdi AL arkadaşlar, AL X kadar ise ya da K da diyebilirdim. Artık X ile gideceğiz. AB arkadaşlar ne olur bu durumda? 4X. Bak AB tamamı. Yani sevgili arkadaşlar, benim bir kenarımın uzunluğuna ben 4x diyorum. Şuradaki AL de x kadar. Yani şu minnak minnak yerler vardı ya şu. Buralara x dedik. Bunların her biri x kadar. Kabul mü? Kabul hocam. Yeri geldiğinde buralarla ilgileneceğiz. GH kök 2 60, kök 62. GH ha burası. Arkadaşlar şu arkadaş verilmiş. Elimde tek böyle elle tutulur veri bu zaten. Sayısal değer. Kök 62 olduğuna göre SGKPF beşgeninin, yani şu taralı alanın arkadaşlar, alanı kaç birim karedir? Ya Allah, bismillah. Bir dalalım arkadaşlar. Öncelikle ben nasıl giderim ona bir bakalım. Arkadaşlar şuraları birleştiririm. Görüyorum ki burada bir tane dikdörtgen var. Bir tane de üçgen var. Ben bu arkadaşları çözerirsem sevgili arkadaşlar, ne ala, ben buradan hallederim işimi. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Hop, şuranın da 120 derece olduğunu unutma. Çok güzel. Ne yapalım? GK'yi bulmaya çalışalım arkadaşlar. Çünkü bak GK ile kök 62 miydi? Kök 62 arasında bir ilişki var. Bir Pisagor bağıntısı kurabilirim. Dolayısıyla benim şuradaki kenarlara ihtiyacım var. Sevgili arkadaşlar, bu olaya da nereden giriş yapalım? KH, X, X. Ha o zaman şöyle başlayabilirim ya. Bak şurası da X. O zaman RS, yani şuradaki uzunlukta tamamı 4X idi. Burası 2X olmaz mı sevgili arkadaşlar? Evet öğretmenim. Yani şu uzunluk sevgili arkadaşlar 2X kadar. Şuralarda 90 derece. Bunun farkındayız. Güzel. Şimdi geldim şu arkadaşı söylemeye. Güzel. Sevgili arkadaşlar, o uzunluğu GK'yı söyleyebilmek için şöyle bir takım hareketler çekelim. Bak öncelikle şu B ile D'yi birleştirerek burada bu arkadaş BD uzunluğu, BD uzunluğu aynı zamanda arkadaşlar LR uzunluğuna eşit değil mi? LR ile aynı. Ne yapacağım? Bu LR'yi bulacağım. Burayı da X cinsinden bulup GK'yi de bir şekilde X cinsinden ifade etmeye çalışacağım. Pisagor kuracağım. Sevgili arkadaşlar, buralarda 30 derece, ben bunu biliyorum. Dediğimiz gibi daha önceki testlerde yaptık. Çünkü neden? Bak bu arkadaş altıgenin birer kenarı. Çok güzel. 4x, 4x. Ne kadar güzel. Ve sevgili arkadaşlar, 120 derecelik ikizkenar üçgende biz bu uzunluğa ne kadar demiştik BD'ye? BD uzunluğu. Sevgili arkadaşlar, yine ben sana hatırlatayım. 120 derece A, A ise arkadaşlar burası A kök 3,
kadar olur. İkizkenar üçgen buralarda eşit 30 derece 30 derece. Bu arkadaş A kök 3 kadardır. Bunun ispatlarını da yaptık ilk 3 testte. Bu durumda sevgili arkadaşlar BD uzunluğum benim burası 4x ise 4x kök 3 kadar olur değil mi? Ya da bir başka deyişle 4 kök 3 x kadar olur. Hemfikir miyiz arkadaşlar bu konuda? Evet öğretmenim hemfikiriz. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar şuraya bir hop özel değinelim. Orayı çiziyorum bak şöyle çiziyorum. Şuradan dik geldi. Şurayı bak S'yi aldım. G'yi aldım. A'yı aldım. L'yi aldım. Sevgili arkadaşlar bu arkadaşa hop spot ışıklarımızı gönderdik. Şurasının 120 derece olduğunu biliyorum. Evet öğretmenim. Buralar X, buralar X. Doğrudur. Sevgili arkadaşlar bak şu arkadaşı indirdim. Dik olarak indirdiğimde. Burası 90. Burası kaç kalıyor? 30 derece. Burası 30 ise şurası da 60 derece olur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 30 derecenin gördüğü hipotenüsün yarısıydı. Yani AS'nin yarısı. Şu uzunluğum sevgili arkadaşlar X bölü 2. Bu da işime yarayacak. Değil mi? X bölü 2 kadar. Sevgili arkadaşlar şu uzunluğum ne kadar? 30-60-90 üçgeninde de uzun dik kenar kısa dik kenarın kök 3 katı kadardı. X kök 3 bölü 2 kadar oldu. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Yani şu mesafe sevgili arkadaşlar x çarpı x bölü 2'nin kök 3 katı kadar oldu. Değil mi? Onu da bak hop 30-60-90 üçgenini çiziyorum. 30-60-1-2 kök 3. Uzun dik kenar kısa dik kenarın kök 3 katı kadar. Mis. Sevgili arkadaşlar şahane şeyler elde ettim. Sevgili arkadaşlar bak şuranın tamamına BD'ye ben ne demiştim? 4 kök 3 x demiştim değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar şuranın bir tanesi x bölü 2 kök 3. Aynı şey burada da var. KR. LG uzunluğu eşittir. KR uzunluğu. Bunlar da eşittir. X bölü 2 kök 3. Arkadaşlar KR ile LG'yi toplarsam şuradan 2 tane değil mi? 2 çarpı bunlardan 2 tane. Niye yapıyorum bunu? X kök 3 olur. Şunun için yapıyorum arkadaşlar. BD'den ben LG'yi ve KR'yi çıkartırsam şu uzunluğu bulacağım değil mi? GK'yı bulacağım. GK uzunluğu dolayısıyla sevgili arkadaşlar ne kadar olmuş oldu? 4X kök 3. Doğru değil mi? 4X kök 3 ya da 4 kök 3 diyelim. O daha güzel görürüz. 4 kök 3 tane X eksi X kök 3. Sevgili arkadaşlar 4 tane kök 3, 1 tane kök 3. O zaman ne olur burası? 3 kök 3 değil mi? Evet öğretmenim. 3 kök 3 X kadar olur. Nefis. Bu saatten sonra yapacağım hareket nedir sevgili arkadaşlar? Tabii ki Pisagor kurmak. Gel buraya seni de yazayım. 3 kök 3. 3 kök 3 x. Sevgili arkadaşlar Pisagor bağıntısı için yalvarıyor bu arkadaş. Şu arkadaşı yaparsam x'i bulurum. Her şey meydana çıkar değil mi? Aynen öyle. Yardımcı kağıdımızı da alıyorum. Geliyorum. İmdada yetişti. Pisagor bağıntısı. 2 x'in karesi. Artı 3 kök 3 x'in karesi. Eşittir. Kök 62'nin karesi. Bunu fazladan yazdık. Bu arkadaş 62. Bu arkadaş 4 tane x kare. Bu arkadaş da 3'ün karesi 9. Kök 3'ün 3. 27 tane x kare. Tamam. Bak ne oldu? 31 tane x kare eşittir. 62. Bak bu bir tesadüf değil. X kare eşittir. 62 bölü 31. 2. X eşittir. Kök 2. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili arkadaşlar ben bir kenarımı buldum artık. Bu arkadaş kök 2 ise burası 4 kök 2'ymiş bir kenarım. Bir kenarımı buldum. Ben şimdi şeyi bulacağım canım. Şu sen söyle. Şu taralı alanı bulacağım. Değil mi? Taralığını bulmak üzere. Gel onları yapalım. Önce şu dikdörtgeni bulalım. Sonra da şu üçgeni bulalım. Sevgili arkadaşlar şu mesafem ortaya çıktı. Ne kadar çıktı? 3 kök 3 çarpı x kök 2.
Doğru mu? Doğru. Bırak böyle dağınık kalsın. Hiç sıkıntı değil. Yani 3 kök 6 da diyebilirsin sen buna da. Desen de olur, demesen de olur. Çünkü birazdan şu arkadaşla çarpacağım. Bu arkadaş ne kadar sevgili arkadaşlar? PK kadar. Yani buradaki SG kadar değil mi? SG kadarını bulacağım. Sevgili arkadaşlar buraya x bölü 2 demiştim daha önce. Şuranın yarısı. Burası da x kadar. O zaman ne olur? X ile x bölü 2'yi toplarsan 1,5 tane. Yani 3 bölü 2 x olur. 3 bölü 2. X'i de kök 2 buldum madem. Bu kadar. Sevgili arkadaşlar şimdi şu taralı alanı bana biri söylesin. Hemen söyle. 3 kök 3 çarpı kök 2. Bak dağınık yazman ne işe yarayacak? Çarpı 3 bölü 2 kök 2. Şimdi bu taralı alanı bulduk. Söyle bana. Bak kök 2 kök 2. 2 yapıyor. 2 ile sadeleşiyor. 9 kök 3. Nefis. Aldım bunu, bir kenara not ettim. Şimdi sevgili arkadaşlar şu üçgensel alanı bulacağım. Vallahi bu üçgensel alan için şimdi kendini hırpalayabilirsin. Şöyle ki buradan dikme indirirsin. Bu dikmenin yüksekliğini bulmaya çalışırsın falan. Vallahi bence hiç gerek yok. Neden? Bak burası kadar kısmı x'di ya. Şu kısım senin 3x değil mi sevgili arkadaşım? Evet. Dolayısıyla x'i de kök 2 bulduğuna göre 3 kök 2. Sinüslü alan ama sen şimdi şeyi bilmiyorsun. Sinüs 120'nin değerini bilmezsin. 10. sınıflar. Evet, TYT için gelen arkadaşlarım sinüslü alan formülüyle bulabilir. Ama ben şeyi biliyordum zaten. Tamam, bu bunun bu kadar katı. Buradan da gidebilirmişiz. 3 kök 2'nin bak kök 3 katı oldu. Nasıl yapayım? Dikmeye indireyim. Ya da buna ait yüksekliği bulmaya kalksam. Öyle mi yapayım ya? Tamam, öyle yapacağım. Arkadaşlar bak şöyle geç uzat. Bak şu FS'ye ait yüksekliği indiriyorum. Ya bir sürü şeyden bulursun da şu yüksekliği bulacağım. Çünkü bu kenarı buluyorum ya, biliyorum ya. 3 kök 2 ile çarpıp 2'ye bölüyorum. Peki bunu nasıl bulacağım? Sevgili arkadaşlar bak burası 120 derece tamamı. 90 burası ise burası kaç olur? 30 derece olur. 30 derece olduğu için de bu H mesafesi arkadaşlar. Şuraya şöyle yapar isem. Tık tık tık. Buraya getireyim. H. H uzunluğu sevgili arkadaşlar hipotenüsün yani şunun yarısı kadar olur. Hop 3 kök 3 kök 2'nin yarısı kadar değil mi? Güzel. Şimdi sevgili arkadaşım üçgensel alanı söyle bana. Üçgensel alan da hocam. Bak bu yükseklik ve bu yüksekliğe bu kenara ait olan yüksekliği buldum zaten. Yüksekliğim ne kadar? Kenarım ne kadar? 3 kök 2 çarpı 3 kök 3 kök 2 bölü 2 bölü 2. İşte üçgensel alanım. Bunu aynen yazıp bu arkadaşı ters çevirip çarparsam ne olacak? Bu da paydaya geçecek. Güzel. Arkadaşlar kök 2 kök 2 yine 2'ler gitti. Doğru mudur? Doğrudur hocam. 9 kök 3 bölü 2. 9 kök 3 bölü 2 oldu bu da. Bunun yarısıymış ya. Sevgili arkadaşlar şimdi bu iki arkadaşı topluyorum. 9 tane 4,5 tane 13,5 yapar değil mi? Bu 9 bölü 2 o demek. Ama ben sana gene göstereyim. Artı 9 kök 3 bölü 2. 2 ile genişlet 18 bölü 2 topla 27 kök 3 bölü 2. Bak 9 tane 4,5 tane buyur sana 13,5 tane. Tamam güzel, böyle de görürsen çok rahat edersin. 27 bölü kök 3. Oh çok şükür. İlk soruya ne kadar vakit ayırdık değil mi? Ama yani çok detay yaptık canım. Hadi 2 ile devam edelim arkadaşlar. 2 nispeten daha güzel, daha kolay. Abcede düzgün altıgeninde 4 tane AT. Oh nefis. Evet TF. Şimdi sevgili arkadaşlar şu arkadaşa K dersem bu arkadaşa 4K derim. Daha sonucuma AT TF. Yani şurası K kadar, burası da 4K kadar. Kabul mü arkadaşlar? Kabul öğretmenim. 3 tane AND. Bu arada sevgili arkadaşlar bu düzgün altıgense bak bir kenarımı 5K olarak belirledim. Allah'tan diğerlerini de 5'e tamamlayacak şekilde vermişler. AN, NB de 3'e 2 oranında. Arkadaşlar yani 2K'ya 3K. Bak AN 2K. Bu arkadaş da 3K olur. Yine 5'e tamamlıyor. Hiç sıkıntı yok. 5, 5. Bir tane daha söylemesi lazım. EP ile PF. Bak EP 2K, FP de 3K.
yine 5K'ya tamamladığı için problem yok. Bir kenarımın da 5K olduğunu apaçık görüyorum. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam. Yürüyelim bakalım. PCDE dikdörtgeninin alanı 27. Neresi? Şurası. Ha arkadaşlar, şu alan 27 birim kare imiş. Güzel. Buna göre ATDN, yani şu arkadaşın alanı soruluyor bana. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada yürüyeceğimiz şeylere bir bakalım. Neler yapabilirim, neler yapabilirim. Şimdi evet, onu öyle indireceğiz. Burayı böyle indireceğiz. Hadi bakalım ya. İnşallah şeyler karışmaz. Sevgili arkadaşlar, şuradan bir giriş yapalım. Sevgili arkadaşlar, F ile C'yi bak çekiyorum. Şimdi önce buna bir karar verelim. Şu FC'yi çektiğimizde bu FC tam ortadan geçiyor ve ED'ye paralel olduğunu biliyorsun değil mi sen? ED'ye paraleldir. Güzel. Tam iki eşit parçaya böler. Bir de arkadaşlar, en büyük köşegenimiz bizim altıgende sevgili arkadaşlar, en uzun köşegenimiz bir kenarın iki katıdır. Yani şu FC uzunluğu da sevgili arkadaşlar 10K kadardır. Onu da hemencecik ispatını göstereyim ben sana. Hocam bilmiyoruz nedir ne değildir diyenler için. Arkadaşlar altıgenimde biliyorsun 120 derece ya. Bunlar açı ortay olacağı için 60, 60, 60 olur değil mi? Bütün şu açılar 60 derece. Aa, bunlar ikiz kenar aynı zamanda, o zaman buralar da 60. Arkadaşlar bu gördüğün bütün arkadaşlar ne oluyor? İkiz şey eşkenar üçgen oluyor. Yani A. Bütün kenarlar A. Bak uzun kenar ne kadar oldu, uzun köşegen 2A. Anlaştık. FC arkadaşlar ED'nin, yani bir kenarın iki katı kadar, yani 10K kadardır. Şimdi bismillah. Arkadaşlar şu arkadaşı çektim. Bak, C ile de E'yi çektim. Şimdi sevgili arkadaşım şu üçgene bakmanı istiyorum. FC üçgenine bakın. Ne konuşmuştuk? Herhangi bir üçgende sevgili arkadaşlar, tepeden geldi. Kenarı mesela burada olduğu gibi 2K'ya 3K bölerse, ayırdığı bölgeler de arkadaşlar 2S'ye 3S şeklinde olur. Tamam mıyız? Tamam. Şimdi buradan yürüyeceğim. Yani dolayısıyla sevgili arkadaşlar, benim şurada görmüş olduğum şu alan, şuradaki alan 2K'ya ve 3K'ya tekabül ediyor. Bak köşeden CP'yi seçmiş, çekmişim. Yani burası 2S kadar ise şu arkadaş da 3S kadar olur. Bunda hemfikir miyiz? Hemfikiriz hocam. Ha bir dakika. Ha dur. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle. Burası 5 birim ya. Şimdi ben bunu 2S ve 3S dersem, şimdi şurada ayırırken rasyonel sayılarla uğraşacağım için bunu ben en iyisi 4 ve 6 yapayım. Yani 2'ye yine 2 ile 3 oranında orantılayayım ki dağıtmam kolay olsun. Olayı anladın değil mi? Bak 4S'ye 6S. Yine aynı oranda. 3'ün 2 katı, 2'nin 2 katı. Sebebim neydi? Bunu toplam 10 yapayım ya ki hani 5'e bölmem kolay olsun. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar bak, burada da şu FCE üçgeninin şuraya ait olan yüksekliği H ile şu aşağıdaki sevgili üçgenimin, yani o sevgili üçgenimiz gibi EDC üçgeninin de şu yüksekliği aynı yükseklik değil mi? Evet öğretmenim. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki şu alan ile şu alan arasında da 2 birim, 1 birimden dolayı 2'ye birlik bir alansal oran vardır. Tamam mı? Tamam. Bak burası toplam kaç oldu? 10S. O zaman burası bunun yarısı olan arkadaşlar 5S kadar olur. Anlaştık mı? Bak tekrar ediyorum. Şöyle düşün. Şu arkadaşın 10S'yi şöyle yapıyoruz. Burası 2A dedim ya ben sana. Yok 5K, 10K diyelim. 10K ya bu uzunluk. 10K çarpı H bölü 2. 10K çarpı H bölü 2. 10S'ye denk geliyor. Burası ne kadar? 5S çarpı yine H, aynı yükseklik. H bölü 2. Bak bu bunun 2 katı. Yani 10S'ye 5S. Nefis. Arkadaşlar buradan altın kıymetinde bir bilgi edindim. O da ne? Şurasına 27 demişti. Nereye 27 dedi? 4S ile 5S'nin toplamına. Yani 4S artı 5S, yani 9 tanesi 27 birim kare. Dolayısıyla benim burada S dediğim arkadaş 27'yi 9'a böl 3 birim kare.
Tamam mı? Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar ben bir şekilde bu S'leri şuraya bulaştıracağım yani. Öyle değil mi? Aynen öyle. Vallahi sevgili arkadaşlar burada da şöyle bir durum var. Nasıl söyleyeyim ben sana onu? Ha 3'e 2. Aynı şey burada da var aslında ya. 3'e 2. Oradan öyle mi yürüsek ya? Ha, yukarıdan beri yürüteyim ya. Şöyle yapalım onu da farklı bir kalemle yürütelim. Bum 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 bum. Şuradan bulaştırayım. Şuraya gideyim. Tamam şöyle. Bak şurada yaptığımızın aynısını yapıyorum sevgili arkadaşlar. Şunu çektim ya. Şunu da çektim. Çok güzel. Bak şurada gördüğün kırmızı A, B, D üçgenini gördün mü? A, B, D üçgeninin aynısı C, F, E üçgeni. 3'e 2, 2'ye 3 olduğunda bak 4 S'e 6 S dağıttım zaten bunları değil mi sevgili arkadaşlar? Yine gönül rahatlığıyla onu dağıtabilirim. Yok değilse az önce yaptıklarımın aynısını 5 S diye gidebilirim. Yani 2 K'lık kısma 4 S. Burası 4 S. Şu beyaz kısma da pardon ha evet buraya da 6 S kalır. Tamam mı? Tamam. Sevgili arkadaşlar aynı şeyi şuraya tatbik edersem şöyle gel. Böyle geldiğinde sevgili arkadaşlar artık şuranın tamamının 4 artı 6'dan 10 S olduğunu görüyorum değil mi? Bu 10 S'yi de işte şimdi neye göre dağıt? 4'e 1 oranında dağıtırsan 8 tane S şuraya 2 tane S de buraya gelir değil mi? Güzel. Dolayısıyla arkadaşlar bana sorulan arkadaşın alanı ATDN ne oldu? 2 S 4 S daha 6 S oldu. O zaman söyle bana S 3 ise 6 çarpı 3. 6 S de 18 birim kare olur. Konuyu da kapatırız. Tamam mıyız? Nefis. Arkadaşlar bu dördüncü testlerin ahlakı böyle çok uzun sürüyor ne yazık ki. Bandende bak iki soruya 22 dakika ayırdık. Hadi burada daha da hızlanırız inşallah. ABCD düzgün beşgen FB AB'ye dikmiş. Ne kadar güzel. Görüyorum zaten. DF AB'ye eşitmiş. DF hemen işaretle AB'ye eşit. Denenenen. Arkadaşlar hiç affetmem. Şuraları da aynı renge boyarım ki bu arkadaşların aynı oldukları belli olsun. Güzel. DFG 30 derece DFG. Ha bak vermemiş. Bak sen. 30 derece yazmamış. Yazıyorum. Alfa ne kadardır? Evet çok güzel. Vallahi arkadaşlar bunu ben bir hamlede buldum ha. Çok güzel iyi oldu. Bunları kolay çizeceğiz. Arkadaşlar buradan dikmeyi indir. Dikmeyi indir. Bak burada madem bir dikin var bu da dikindir. Sevgili arkadaşım bak senin alfa dörtgensel bir alanın içinde. Hem de birbirine paralel yamuk burası. Bir yamuğun içine geldi. H de buraya. Bir yamuğun içinde kaldı. Hatta sen bir beşgenin iç açısını ölçüsün düzgün beşgen 108 olduğunu biliyorsun. Bu indirilen dikmenin de 54 böldüğünü de biliyorsun değil mi? Evet. Sevgili arkadaşlar dörtgensel bölgenin iç açılar toplamı 360 olmayacak mı? D, F, H, B dörtgeninin iç açılar toplamı 360 olacak. Biliyorum alfa. Yani alfa artı 54 artı 90 180 artı bir de 30 var. Tamamı 360 olacak. Konu kapandı. 264. Alfa eşittir 360 eksi 264. 260 çıkartsaydım 100 olurdu. 4 tane fazla olduğu için 4 eksik bulur. 96 derece. Çok şükür. İlk iki sorudan sonra bu ilaç gibi geldi değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. Hemencecik çözdük. Belki de bir ilk iki soruyu bu kadar dakika izleyen arkadaşlar burada çok ileri sarmış bile olabilirler. 4 numara. ABC'de düzgün beşgen AF, DF'ye dik üzerinde. Tamam. 18 derece. Tamam. 4 santimetre. Tamam. Verilenlere göre ABC'de düzgün beşgenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi bazı arkadaşlarım şunu söyleyecek. Öğretmenim efendim şuradan diki indir. İndirdim. Tamam. Burası 4. Bu indirilen dikme zaten burayı iki eşit parçaya bölecek. Evet. Burası 4 ise burası da 4. Burası da 4. Yani bir kenar 8. 8 çarpı 5 eşittir 40 diyecek. İşaretleyecek. Doğruyu bulacak. Ama
Atladığın şey ne biliyor musun sevgili arkadaşım? Sen bunu dik indirdin ya, evet. Sen bu arkadaşı dik indirdiğinde burası 4'ü buraya 4 direkt indirdin ya. Nereden biliyorsun? Bunu bilmiyorsun. Şimdi bana bunu ispat etmen lazım. İşte onun ispatı da şu. Şimdi benim şurası 108 derece ya sevgili arkadaşım. Evet öğretmenim. Bak burayı 18 verdiyse buraya 90 kalır. Ha buraya da dikmiş. Anladın mı? Şu artı 90 artı 18 108 olduğu için emin olduk. Bu buraya 4 olarak indi. Yoksa ölüm billah inmezdi yani. Şimdi emin olduk. Tamam mıyız? Tamam. Senin baştan yapman gereken hareket oydu. 18 burası, 90 burası oluyor demek ki deyip hemen diki indireceksin. Arkadaşlar beşgen de olsa diğerlerinde de çift sayılı arkadaşlar düzgün çokgenlerde karşılıklı kenarlar hep birbirine paralel olur. Kesinlikle %100 çift sayıda. Teklilerde de arkadaşlar buradan indirdin dikme şu arkadaşı karşısındakini iki eşit parçaya böler. Konu kapanmıştır. 5 numara. Oo, bir güzel soru daha. Bu soru ne diyor sevgili arkadaşlar? Silgimi düşürdüm. İnşallah hata yapmam bir yerde. Aşağıdaki yapay kanalda kanucunun rotası belirlenmiştir. Kanucu dıbırıp dıp dıp anlatıyor. AB bölü BC kaçtır? Arkadaşlar önce şunu işaretleyelim. 5 tane CD yani 4K, 4 tane AD yani 5K. AD neresi? Burası. 5K. Ya şu K'yi yazmak da zor ha. Niye K harfini söyledim ki? A deseydim. Neyse. CD de arkadaşlar şu uzunlukta 4K. Tamam yazdık. Harika. Diyor ki arkadaşlar A noktasından B noktasına dik ve doğrusal yolu izledi. Dik gitti bak dik. Güzel. Daha sonra arkadaşlar B noktasından C noktasına sola doğru 120 derecelik açıyla ilerlemiştir. Arkadaşlar sola doğru şurayı 120 derece diyor. Zaten şeyinden de belli. Bu ne demek? Buranın 60 derece olduğu demek. Güzel, güzel bilgi. C noktasından D noktasına doğru 30 derecelik. Daha sonra buraya da 30 dereceyle dönüyor. Arkadaşlar burası da 30 derece. Ne kadar güzel. Yaparak ilerlemiştir. Ha buna göre AB bölü, yani şu bölü BC. Ha şu, verilmeyenleri soruyor. Sevgili arkadaşlar benim burada yapacağım en önemli hareket şu. AD'ye bir tane paralel şöyle. Zaten dik ya burası. Şurayı dik yapacağım. Sonra bir tane de buradan buraya dik indireceğim. Hop. Dikleri çok severiz. Hele bile 30-60-90'ları gördük mü hiç dayanamayız. Bak burası 60 derece mi? Evet. Şurası kaç o zaman? 30 derece. Güzel. Burası 90 derece. Evet. Burası doğrusal. Bak 30 var, 30 var, 90 var, 180'i tamamlamak üzere şuranın da 30 derece olduğunu fark ediyorsun. E burası 30 ise, burası dik ise buranın da 60 derece olduğunu fark ediyorsun. Oho yeme de yanında yat. Sevgili arkadaşım şimdi bu K'leri ne yapacağız? Bulaştıracağız. Burası 4K değil mi? Evet. 30 derecenin 30-60-90'lık dik üçgende 30 derecenin gördüğü dik kenar. Hipotenüsün yarısıydı. Yani 4K'nın yarısı 2K. Dolayısıyla arkadaşlar tamamı 5K ise buraya kaç kalır? 3K kalır. Ben buraya paralel çekmiştim. Burası da 3K olur. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Sevgili arkadaşlar dolayısıyla 3K. Ha, şimdi şeye gideceğiz. Kısa dik kenar arkadaşlar, uzun dik kenar. Bak yine 30-60-90 üçgeni. Uzun dik kenar, kısa dik kenarın şuraya T diyeyim. Kök 3 katıydı. Hatırla. Şöyleydi 30-60-90 üçgeni. 30-1-2 kök 3. Yani şuradaki BT. BT'nin kök 3 katı eşittir 3K olacak. O zaman arkadaşlar burası ne kadar olur? Bak kök 3'e bölersem bunu. Kök 3 ile de genişletirsem bu 3 olur. Kök 3K olur. Burası K kök 3 olur. Güzel. BT uzunluğu K kök 3 kadardır arkadaşlar. Bak bunu kök 3 ile çarp 3K. Doğru değil mi? Aynen öyle öğretmenim. Dolayısıyla arkadaşlar CB'yi bulmak üzere tarihi bir fırsatın var. Bunun 2 katı olacaktı. Yani 2 kök 3K oldu burası da. Çünkü 30 derecenin karşısı K kök 3'ü gördü. Hipotenüsün yarısıydı. 2K, 2 kök 3K. Doğru mu? Doğru. Şimdi şeyi de söyle bana.
AB'yi bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar BT belli. AT'yi bul bana bir de. AT'yi de şöyle bulurum. Zaten AT'de CK kadar, şuradaki kadar değil mi? Şuradan indirdiğim kadar. Yine sevgili arkadaşlar. Ha burası da uzun dik kenar. Bak kısa dik kenarın kök üç katı olacak. Yani şuradaki uzunluğun da sevgili arkadaşlar. Onu da şuraya çekeyim. Şuradaki uzunluğun da 2K'nın kök üç katı kadar. Yani 2 kök 3K kadar olur. Kabul ettik mi? Kabul ettik hocam. O zaman şurası da bu kadar. Burası da bu kadar. Topla bunları. 2 tane kök 3, 1 tane kök 3. AB uzunluğu. AB uzunluğu eşit oldu. 2 tane, 1 tane, 3 tane kök 3K. Bölü, bana BC'yi söyledin. BC uzunluğunu söyle sevgili arkadaşım. BC'yi zaten yazmıştık az önce. 2 kök 3. 2 kök 3K. Gitti sevgili arkadaşlar. Şimdi bölme işlemine kaldık. K'lerle vedalaş. Kök 3'lerle vedalaş. 3 bölü 2. 1,5 katıymış yani. Öyle değil mi? Harika. Edirne. 6 numara. Hadi bakalım. Ha güzel, bu da iyi ya. Diyor ki Aldırın, ABCD dörtgeni KLMN noktanın bulundukları kenar orta noktaları. Arkadaşlar orta. Tamam, çok güzel. ABD, CBD. Ha, bir dakika. Önce şunu yapalım. DAC 60 yerinde. Arkadaşlar bir de ABD ile CBD. ABD ile CBD birbirine eşitmiş. Şu açılar. Hemen işaretle bunu. Bilgi kaçırma. Güzel. AD 6 kök 2. Gel yazalım. AD. Arkadaşlar 6 kök 2 ya. Ben bunları 3 kök 2. 3 kök 2 yazayım. Yarı yarıya. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Şurası. BC. Şurası. 5 kök 6. Ha, bak burayı yemedi. 5 bölü 2. 5 bölü 2. Tamam. 5 kök 2. Burası da 6 kök 2. Şey pardon. 5 kök 6. Bunu da yazdık. AB'yi de vermiş arkadaşlar. AB de şu kadar. Ne kadar? Kök 6. 6 kök 6. Ha, güzel. Sevgili arkadaşlar bunun çok güzel bir çözümü var. O da şu. Buna göre diyor KLMN dörtgeninin. KLMN dörtgeninin alanı kaç? Arkadaşlar şunu baştan söyleyeyim. Orta noktaları aldığı için KLMN arkadaşlar ABCD'nin yarısı kadardır. Tamam mı? Çünkü tüm alanın yarısını kaplıyor bu arkadaş. Tamam mı? Ben yani tamamını bulursam şeyi de bulurum. Sevgili arkadaşlar çıkış noktamız bu. Şimdi 60-60'ları kullanacağız. Rahat ol. Ama burada da sinüs 120 ile işi var ya. Bu sinüs 120 10. sınıf bilmez ki bunu ya. Yani ne bileyim ya sevgili arkadaşlar. Ama bir dakika ya. Sinüsle alan formülünden... şey olarak söyleyebilirsin. Yok ya, burayı da bilmen gerekir ama ya. Vallahi sinüs 120 ne yapayım, ben TYT'ciler anlayacak şekilde anlatacağım. Sevgili 10. sınıflar sen de dinle, ne yapayım. Sevgili arkadaşlar şu şekilde öncelikle açı ortayı kullanacağım. Bak A, B, C üçgenine bak. Bir açı ortayı görüyorum. Açı ortay teoremim neydi arkadaşlar? BC bölü, bak BC'nin CE'ye oranı. CE eşit olmalı AB'nin AE'ye oranı. Güzel. Sevgili arkadaşlar, elini vicdanına koy. AB ne kadar? 6 kök 6. BC ne kadar? 5 kök 6. Bak sevgili arkadaşım, bunun da arasında nasıl oran var? 5'e 6 oranı var, değil mi? Heh. İşte CE ile AE arasında da 5'e 6 oranı olacak. Yani 5 KM demedik değil mi yere? 5x 6x olacak. Sevgili arkadaşım hayırlı uğurlu olsun. CE 5x kadar. 5x. Şu arkadaş da 6x kadar. Peki bu ne işe yarayacak? Şu işe yarayacak. Öncelikle şeyi bir bulayım. Alan ABD'yi bulayım ben sana. Alan ABD'yi. Sevgili arkadaşlar. Alan ABD. Sinüsle alan formülünü yazacağız. Arkadaşlar nasıldı? 1 bölü 2. Bak şurada 120 derece var. Kollarım. Kollarım kim? 6 kök 2 ve 6 kök 6.
Sevgili arkadaşlar 1 bölü 2. Ha şöyle vereyim o zaman sana sinüsle alan formülünü de. Şurası alfa, şurası a, b. 1 bölü 2 a çarpı b çarpı sinüs alfadır arkadaşlar. Kolları 1 bölü 2 ile çarpıp sinüs alfayla. Bak kolları çarptım. 1 bölü 2 ile çarptım. Şimdi de sinüs 120 diyeceğim. Ha şimdi oldu ya. Şöyle söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşittir. Sevgili 10. sınıflar. Yani sinüs 120 dediğin arkadaş aslında sinüs 60 ile aynıdır. Bak birbirini 180'e tamamlıyor ya. Ha 11. sınıfa da bir hazırlık yapmış olursun. Dolayısıyla ben buraya sinüs 60'ı yazacağım. 1 bölü 2 çarpı 6 kök 2 çarpı 6 kök 6'yı da şöyle yazacağım. Kök 2 çarpı kök 3 diye. Çünkü neden? Sinüs 60 neydi arkadaşlar? Gel söyle bana. 60, 30, 1, 2, kök 3. Sinüs 60 oku. Kök 3 bölü 2 değil mi? Bak karşı dik kenar yapıyordun. Kök 3 bölü 2. Nefis. Bak. Şunu hesaplayacağım. Şu alanı hesaplıyorum. Sonra neden bir yere sıçratacağım onu. Sevgili arkadaşlar. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı ne yapar? 2 yapar, sadeleşir. Kök 3 ile kök 3, 2 ile de 6'yı sadeleştir. Bu da 3. Bak burada ne var? 3, 6. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı da 3 yapar. Çok güzel. Çarp bunları şimdi. 9 kere 6, 54 birim kare. Sevgili arkadaşlar, 54 birim kare olarak buldum ben burayı. Kabul mü kabul? Şimdi sevgili arkadaşım şöyle bir olay söz konusu. Şimdi bak, şu arkadaşlardan, tabanlarım aynı ya, DB arkadaşlar, ABD üçgeni ile CBD üçgeninin tabanları ortak. Ben burada çizeceğim dikmeler, H yükseklikleri arkadaşlar, yine 6x ve 5x ile orantılıdır. Yani şu arkadaş 6H kadar, bu arkadaş da 5H kadar olur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar alanlar oranı da 5 bölü 6 kadardır. Yani alan BCD bölü alan ABD oranı sevgili arkadaşlar 5x 6x ile aynı orandadır. Çünkü çizeceğim dikmeler de 5H 6H oranında olur. Alan BCD'yi yazdım. 5 bölü 6 kadardır. Şimdi sevgili arkadaşım ben buraya zaten ABD'yi buldum. 54 buldum. 54. Bak ne kadar? 9 katı. Bunun 9 katı da burası ne olur? 45 olur. Nefis. Sevgili arkadaşlar burayı da 45 buldum. Burayı da 54 buldum. Tamamı kaç olur? 99 birim kare olur. Şıklarda yok. Neden yok? Çünkü sana orayı sormadı ki. Arayı sordu. Burasını da en baştan söylemiştik. Bunun yarısı. 99 bölü 2'nin yarısı kaçtır arkadaşlar? Kiminiz 44,5 demiştir. Valla ben ilk önce 44,5 diyesim gelmişti ama 49,5. Tamam mı arkadaşlar? Neden? 100'e bölseydim, bak 100'ü 2'ye bölsen 50 olurdu. Bir tane eksik bir şey bölüyorsun. Yani yarımsal bir şey var. 49,5. Harika. Hadi 7 ile devam edelim. 7 numara geldi. Dikdörtgen. Güzel. Teker teker bakalım. ABD. ABD. Güzel. Bunun 2 katı ve alfa 2 alfa. Tamam bu işlenmiş. Bu dörtgen. AB dik. Bu da dik. CD bu da dik. DF 2 tane FC. FC neredesin? FC'ye K. DF'ye de 2K diyorum. Bunu da işledim. Hiç işlenmedik şeyi bırakmayacağım. EF 6. EF amma da verdin ha. Burayı da 6 vermiş. Güzel. Buna göre diyor, verilenlere göre AD kaç santimetredir? Sevgili arkadaşlar, normal şartlarda ben itiraf edeyim. Böyle soruları gördüğümde ışık görmüş tavşan gibi oluyordum. Gerçekten oluyordum. Yani. Ne yapacağım arkadaş burada falan? Ama arkadaşlar sonra şunu öğrendim. Bir yerlerde alfa, iki alfa ve bundan gelen bir arkadaşı dik görüyorsan yapacağın hareket şu. Şunu uzatıyorsun bak. Bunu uzattın. Sonra bu alfa kadar buradan bir açıda sen çiziyorsun. Neden? Söyleyeyim mi? Kaplumbağa deden değil. Çünkü şundan dolayı. Sevgili arkadaşlar alfa alfa açı ortay ve bir diklik gördün. Bu ne zaman oluyordu arkadaşlar? Açı ortay dik ne zaman oluyordu? İkizkenar üçgende. Dolayısıyla bak burası 3K burası da 3K. Çok daha kıymetli bir bilgi var. O da ne? Sevgili arkadaşlar şu uzunlukla bu uzunluğun aynı.
Gerçi o değil de 3K daha önemliydi. Tamam mıyız? Tamamız. Arkadaşlar AD'ye gideceğim. Tamam hocam gidiyoruz, rahat ol. Şimdi AD'den çok uzaktayız ama bir hamlemiz kaldı. O hamleyi yapınca bulacağız. O da şu. Sevgili arkadaşım bak. 2K, K, 3K. Şu arkadaşlar arasında oranlama yapabiliyorsun. Bunu bu FE de buraya dik ve biliyorsun. Bak kaç olduğunu biliyorsun. O zaman hiç affetmiyorsun. Buna paralel sen de bir dik indiriyorsun. O zaman bunlara da yeni bir harf veriyorsun. A, B, C, D, E, F, G ve H. Şuralar G noktası, şurası da H noktası olsun. Sevgili arkadaşım, G, H'nin dik ya dik, G, H paraleldir F, E. Bunda hemfikiriz. Sevgili arkadaşım, bana bir de şunu söyle lütfen. D, E, F üçgeni ile D, E, F üçgeni ile D, G, H üçgenleri benzer olmadı mı? Aynen oldu. Bak 90-90 yöndeş açı, yöndeş açı, ortak açı. Ve benzerlik oranını söyle sevgili arkadaşım bana. 2'ye, 2'ye, hop tamamı. 2'ye 6 değil mi? 2 birime 6 birim. Değil mi? Doğru. Evet. Değil mi sevgili arkadaşım? Bak 2 birime 6K buranın tamamı da. 2'ye 6 oranı var. Şimdi ben buradan nereye gidiyorum? HG'yi bulmaya. Dolayısıyla EF bölü GH oranı da sevgili arkadaşlar 2 bölü 6. Yani 1'e 3 oranı var. 1 bölü 3 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar 6'nın 3 katı olan burası da kaç olacak? 18 olacak. Nefis. Soru bitti ha. Nasıl bitti biliyor musun? Şimdi bu saatten sonra da şunu ispat etmen gerekiyor. Şunu ispat edeceksin. Sevgili arkadaşım. Bak bir dik üçgen görüyorum. Değil mi? Bir dik üçgen görüyorum. Ve dik ve şurası da 2 alfa kadar. Aynı üçgeni ben burada da görüyorum. Burada görüyorum. Ha, daha da önemlisi dediğim var ya. Bak şu yeşil. Arkadaşlar. Bu kenarları aynı kenar. Değil mi? Bak. DB HB'ye eşit. Şu iki sarı alanda. Evet eşit. Alfa 2 alfa 2 alfa. Ve şey sen söyle. 90 derece. Sevgili arkadaşlar yeme de yanında yat. O zaman AD'de kaç olur? Tam burada gördüğün 18 olur. Konu kapalı. Yani bunlar aynı üçgenlermiş zaten. Buradan şunu bile yazarsın yani. AB eşittir GB. Ha, onları bilemiyoruz tabii. Allah ne verdiyse de. O kaç olduklarını bilmiyoruz. Ama şu 2 alfa 2 alfa olayı yürüttü yani. 18 Diyarbakır işaretledik. Gel 8 numara. Amma uzun bir video oldu. Bir de geometri ya. Düşünsene geometriler normalde kısa sürer yani. Hadi bakalım bunu daha kısa çözelim. Eşit eşit. Tamam dur önce okuyalım. ABC de örtgen. AD, DC. AD, DC. Tamam. 20 üzerinde. 40 üzerinde. 80 üzerinde. X kaç derece? Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili arkadaşlar burada da artık. Ha bu şu ya. Sevgili arkadaşlar benim 80-80-20 üçgeni diye bir videom var. Buna bak tamam mı? Bu bununla biraz alakalı. Bak nerede 80-20-40 falan gördün? Yapacağın hareketler şunlar. Nedir öğretmenim? O da şu sevgili arkadaşlar. Şimdi bu 80 ya. Sen şuraya bir 80'lik desen çiziyorsun. Burası 80 derece ya. Bak şurası 80 derece olacak şekilde bir kenar çektiğinde şimdi bu arkadaşla ikizkenar üçgen oluşturuyorsun. Burası da aynı oluyor. 80 80 burası kaç oluyor? 20 derece oluyor. Gördün mü? 80 80 20 üçgenli bir videom var benim. Tamam mıyız? Tamamız. Sonra sevgili arkadaşlar bir şey daha vardı. Bak burası 80. Şuraya kaç derece kalır? 100 derece. Sonra işte Allah'ın bir hikmeti şunu fark ediyorsun. Ya burası 40, burası 100. Aa burası da 40. Arkadaşlar bu da ikizkenar üçgenmiş. Eşit. O zaman bu da buna eşit. Değil mi? Bak burası toplamda 60 derece oldu. Büyük bir azimle X'e doğru gidiyoruz. Şimdi ne yapacağız hocam? Arkadaşlar bitmedi. Mucizelerimiz. Bir mucize daha var. Bak burası eşit eşit ya. Ve burası da dikkat edersen 60 derece bağıs bağıs bağırıyor. Şunu çekersen eşit eşit bu açılar da eşit olacak.
Geriye kalan 120'yi bunlar paylaşsın. 60-60 paylaşır. Aa, eşkenar üçgenmiş. Aynı. O zaman burası da aynı. Bak burayla bura aynı oldu. Şuraya T desen, TB uzunluğu da TC uzunluğuna eşit oldu. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, burası 60. Bak burası da 80. 140. Şu arkadaşa kaç kalır? 40 kalır. Arkadaşlar 40, geriye kalan 140'ı şu iki arkadaş, paylaşır değil mi? Ya da dersin ki, yani o şey uzatmayacaksak, burası 40 artı x ya, burası da 40 artı x dersin. Şuranın 40 olduğunu buldun. 40 artı x ve 40 artı x eşittir 180 dersin. Ya bunu çözersin ya da benim dediğim gibi 40 geriye 140 kaldı. 70 paylaşırlar. Burası 70 ise buraya 30 kalır dersin. Tamam mı? Test çözerken böyle çözersin. Sınav sorusu olsaydı şöyle çözer. 2x eşittir 120 eşittir 60. X eşittir 30'u yine bulursun. Tamam mı? Nefissimo. Allah'ım sana şükürler olsun. 9. soruyu görmeyi nasip ettin bana. Ve sevgili arkadaşlar 9. soru resmen ama resmen 3. testin şu 10. sorusuyla aynı neredeyse. Hemen aynı soru. Benzer soru isteyen arkadaşları 3. test 10. soruya da götüreyim, göndereyim, baksınlar. Tamam mı? Güzel. Sevgili arkadaşlar o da şöyle. ABC dörtgen. Herkes hemfikir. Şimdi AE 2 tane DE. Hemen aynı değil de aynı mefhumdan. Şimdi sevgili arkadaşlar AE 2 tane DE. Yani X 2X. Kabul mü? Hocam kabul. Tamam. Pekala. CF BF FB'ye 2Y desem FC'ye de Y diyebilirim. Tamam mıyız? Tamam hocam. Güzel. K'ler, L'ler de olur. X'ler, Y'ler de olur. Evet, silgimi. Bakalım ne zaman bulacak. Buldum vallahi silgimi. Öyle bir yere düşmüştü ki. Erken müdahale. Arkadaşlar 2X, X de. Şimdi diyor ki arkadaşlar. 30 üzerinde, 18 üzerinde. Verilenlere göre EF, X'in santimetre cinsinden alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar burada işte affetmiyoruz. Bak istersen DB'yi çek, istersen AC'yi. Öbür soruda da anlattım. Biz seninle AC'yi çekelim. Buradan görmek daha kolay. Şunu çektim. Çektik mi? Çektik. Şimdi sevgili arkadaşlar bu arkadaşta yapacağımız hareket şu. Hareketimiz şu. Şimdi bak. Şu E noktası burayı belli bir oranda bölmüş. 1'e 2 oranında. Sen buradan öyle bir şey çek ki şöyle bir mesela T noktası olsun. T noktası çek. Sen de burayı sevgili arkadaşım yine X'e 2X şeklinde A'ya 2A olacak şekilde ayır. Neden öyle ayırdık sevgili arkadaşım? Çünkü şunu yapacağım. Şu 18 bilgisini buraya bulaştıracağım. Bak burada AET üçgeni ile AET üçgeni ile ADC üçgeni benzer oldu değil mi? Evet, çünkü 1'e 2, 1'e 2 oranında böldün. Dolayısıyla arkadaşlar benzerlik oranında ne? Bak 2'ye 3. 2'ye 3 benzerlik oranın var. Yani 2 bölü 3 eşit olacak ET bölü 18 DC'ye değil mi? Çok güzel. Bu kaç olur o zaman arkadaşlar? 12 olmaz mı? Dur yanlışlık yapmak istemiyorum. Evet 12 olur. 18'i buraya gönderirsem 6 12. Arkadaşlar burası 12 oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Aynı şeyde sevgili arkadaşım bak. Şimdi şu üçgene bak. Şuraya odaklan. Buradaki işimizi hallettik. Şimdi buraya odaklanırsam da yine bu arkadaşları birleştiriyorum. Bak birleştirdim. Yine bak 1'e 2, 1'e 2 oranında böldüm. Evet öğretmenim. Yine aynı şeyi yapıyorum arkadaşım. 1'e 3 oranı var. Bu sefer 1'e 3. Bak olaylara bak. Arkadaşlar CFT üçgeni benzerdir CBA. Değil mi? Güzel. Benzerlik oranım kaç bu sefer? 1'e 3. Aman dikkat. 1'e 3. Arkadaşlar
burada lafı uzatmayalım artık. Şöyle uzun uzun ağdalı ağdalı yazmıyorum. Yani her kenar arasında 1'e 3 oranı var. 30'sa burası kaç olur? 10 olur. Ve işte sevgili arkadaşlar, X'e giden yolculuğumuz tamamlandı. Şöyle ki, bak burada nur topu gibi, cillop gibi, mis gibi bir üçgenin var. Nasıl bir üçgen? Şöyle bir üçgen. Şurası X kadar, şurası 12 kadar, burası da 10 kadar. E sevgili arkadaşlar, 12 belli, 10 belli. X'in alabileceği değerler nedir? X dediğin arkadaş, bu iki arkadaşın farkından daha büyük olmalı, toplamından da küçük olmalı. Yani 22'den küçük, farkları da 2, 2'den de büyük olmalı. Velhasılı kelam, en büyük değeri kaç olur bu arkadaşın? 21. Değil mi? Tam sayı olarak en büyük değeri 21 olur. En küçük tam sayı değeri de 3 olur. Değerlerinin toplamı kaçtır? 21 artı 23, 24'tür. Konu kapanır. Testte. Anlaştık. Harika. Vallahi 50 dakikayı geçmişiz. Sevgili arkadaşlar, şurada başta hatırlattığım testleri sana tekrar hatırlatıyorum. Bunları çözmek senin lehinedir. Hepsi de matematik, fizik oynatma listeleri şeklinde kanalımda mevcuttur. Sevgili arkadaşlar, hiçbir videomda abone olun falan demiyorum. Yine demeyeceğim. Ama abone olup olmamak sana kalmış. Hür iradene bırakıyorum. Bugüne kadar da öyle yaptım. Hiçbir videomda da abonelikle ilgili laf etmediğimi hepiniz biliyorsunuzdur. Benim bütün söylediğim şu. Sevgili arkadaşlar, bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.